Merhaba canlar. Dün canlı yayında söz verdiğim Dolunay öncesi uygulayabileceğiniz meditasyon çalışmasını bu video ile paylaşıyorum. Bu meditasyon çalışmasını Dolunay olmasa da içinizdeki çocuğu şifalandırmak için her zaman uygulayabilirsiniz. Sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamı hazırladıktan sonra uzanarak veya oturarak çalışmayı tamamlayın. Gece yarısından önce bu meditasyonu uygulayın ki dolunayın negatif etkilerinden minimum düzeyde etkilenin, pozitif etkilerinden ise maksimum düzeyde fayda sağlayın. Hazırsanız eğer oturun veya uzanın. Derin diyafram nefesleriyle ve öncelikle çakra şifasıyla meditasyonumuza başlayalım. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Aldığın her nefesin tüm bedenini rahatlatmasına izin ver. Zihninden çeşit çeşit düşünceler geçse de sen sadece nefesine odaklan. Düşüncelerin akıp geçmesine izin ver. Al nefes. Ver nefes. Her nefes alışında bedeninin biraz daha gevşediğini, zihninin biraz daha berraklaştığını hisset. Al nefes. Ver nefes. Şimdi seninle tüm çakralarımızı şifalandırıp meditasyon sonunda aura alanımızı koruma altına alacağız. 3 yaşındaki seninle buluşacağız ve içimizdeki o çocukla beraber şifalanacağız. Al nefes. Ver nefes. Ayak parmaklarından saç tellerine kadar tamamen gevşeyip bir tüy kadar hafifleyinceye kadar. Al nefes. Ver nefes. Sadece nefesinin yolunu takip et. Nefesin ciğerlerine doluşunu ve ciğerlerinden boşalmasını takip et. Al nefes. Ver nefes. Ayak tabanlarından yavaş yavaş tıpkı ağaç kökleri gibi köklenmeye başladığını ve bu köklerin bulunduğun odayı sardığını gör. Bu kökler ayak tabanlarından çıkarken bulunduğun odanın tamamen yeşil ve pembe renklerle dolan bir enerjiye dönüştüğünü gör. Şimdi bulunduğun binayı, ardından bulunduğun sokağı, bulunduğun mahalleye doğru yayılan bu kökleri gör. Bu kökler şimdi bütün yaşadığın ili ve komşu illeri
ardından komşu ülkeleri ve tüm dünyayı sarmaladı. Ve bütün dünya senin ayak tabanlarından çıkan bu köklerle adeta pembe ve yeşil enerjilerle doldu. Tüm dünya senin ayak tabanlarından çıkan bu köklerin arasında dönüyor. Ve dünyanın hemen alt kısmından dünya ananın merkezine doğru uzansın bu kökler. Ve şimdi dünya ananın merkezinden kendi bedenine doğru bembeyaz, pırıl pırıl bir enerji çekmeye başla. Adeta bir ağacın bedenine su çekmesi gibi dünyanın merkezinden bembeyaz bir enerjiyi ayak tabanlarından bedenine doğru hareket ettiğini gör. Ayak bileklerine, oradan diz kapaklarına ve yavaş yavaş baldırlarına uzanan bu enerji kuyruk sokumuna geldiğinde orada kıpkırmızı bir spiral göreceksin. Bu enerji bu kırmızı spirali resmen harekete geçiriyor ve spiral dönmeye başlıyor. Ve spiral döndükçe her yer kıpkırmızı bir enerjiye dönüştü. Sanki gül yaprakları gibi her yere kırmızı gül yapraklarının saçıldığını gör. Kıpkırmızı bir spiral dönüyor kuyruk sokumunun altında. Ve her yere kıpkırmızı gül yaprakları saçılıyor. Ayak tabanlarından çektiğin bu enerji biraz daha yükselsin. Göbek deliğinin 2-3 parmak altında turuncu renkli bir spiral göreceksin. Turuncu renkli bu spiralde dünya ananın merkezinden gelen bu enerjiyle dönmeye başlıyor. Ve döndükçe her yere turuncu yapraklı güllerin yaprakları saçılıyor. Her yer turuncuya dönüştü. Sakral çakranın şifalandığını hissedebilirsin. Bu spiralin ahenkle döndüğünü ve her yere turuncu renkli yapraklar saçıldığını gör. Dünya ananın merkezinden çektiğin bu bembeyaz enerji göbek deliğinin 2-3 parmak üzerinde bulunan solar plexus çakrana geldi. Güneş çakrasındasın ve sapsarı bir spiral göreceksin. Bu spiralde gelen enerjinin etkisiyle ahenkle dönmeye başlasın. Ve etrafa sarı gül yapraklarının saçıldığını gör. Sapsarı gül yapraklarıyla doldu her yer. Spiralin her dönüşünde etrafa sapsarı gül yaprakları saçılıyor. Dünyanın merkezinden çektiğin bu enerji biraz daha yükselip kalp çakrana ulaştığında yeşil ve pembe hareli bir spiral göreceksin ve bu spiralde yine ahenkle dönmeye başlasın. Kalp çakrandasın. Alanı genişlet. Daha da genişlet. Her yer yeşil ve pembe hareli gül yapraklarıyla donatılsın. Kalp çakrandaki enerji alanını daha da genişlet. Tüm dünyaya, kendine, canlılara nasıl bir sevgi ve merhamet duyduğunu, en çok da kendini ne kadar çok sevdiğini kendine hatırlat.
genişlet. Bu yemyeşil ve pembe enerjiyi genişlet. Ve kalp çakrandaki bu spiralin muhteşem dönüşünü izle. Dünyanın merkezinden çektiğin bu enerji kalp çakranda yemyeşil enerjileri, pembe enerjileri tüm dünyaya ve tüm canlılara saçmaya devam ederken tepe çakrandan gelen bir enerji göreceksin. Yaradan'ın ilahi katmanından gelen bembeyaz bir enerji tepe çakranda mor ve beyaz hareli bir spirali harekete geçirsin. Ve bu spiral döndükçe her yer bu renklere dönüştü. Mor ve beyaz renkler görmeye başlayacaksın. Ve bu spiralin dönmesiyle birlikte her yer mor ve beyaz renkli güllerin yapraklarıyla donatılsın. Her yere, tüm dünyaya adeta gökyüzünden yağarcasına mor ve beyaz renkli gül yaprakları yağıyor. Yaradan'ın katmanından gelen bu enerji biraz daha aşağıya inip üçüncü göz çakrandaki lacivert spirali harekete geçirsin. Ve bu spiral döndükçe etrafa lacivert gül yapraklarının saçılmaya başladığını gör. Ahenkle dönen bu spiral, lacivert renkli gülleri her yere yağdırdı. Ve Yaradan'ın katmanından gelen bu enerji biraz daha aşağıya inip boğaz çakrana ulaştığında mavi renkli bir spiral göreceksin. Bu spiralin de harekete geçişini takip et. Ve her yere mavi yapraklı gülleri saçsın. Güllerin mavi yaprakları her yere saçılsın. Artık kendini ifade etme özgürlüğüne sahipsin. Her yer mavi renkli gül yapraklarıyla dolsun. Ve şimdi bu enerji biraz daha aşağıya inip kalp çakranda dünyanın merkezinden gelen enerjiyle buluşsun. Ve yemyeşil enerjiler her yeri, tüm evreni sarsın. Kalp çakrandaki o enerji alanını genişlet. Daha da genişlet. Öyle genişlet ki bu enerjiyle birlikte seninle bir yolculuğa çıkalım. Kalp çakrandan tam karşıya doğru yansıttığın bu yeşil ve pembe enerji adeta bir enerji koridoru oluşturuyor. Tam karşında yeşil ve pembe renklerden oluşan bir enerji koridoru göreceksin. Şimdi o koridordan adım adım ilerlemeni istiyorum. Birden ona kadar sayacağım ve sen koridorun sonuna doğru ilerlemiş olacaksın. Koridorun sonunda 3 yaşında bir çocuk seni bekliyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10.
Bu koridorun sonunda bir kapı var mı? Yoksa açıklık bir alanda 3 yaşında bir çocuk görmeye başladın mı? Gördün mü o çocuğu? Tam 3 yaşında. Ne yapıyor o çocuk? Bu çocuğun üzerinde ne var? Ayaklarında ne var? Nerede? Yanında birileri var mı? Üzgün mü? Mutlu mu? Yalnız mı? Ne görüyorsun o çocukta? O çocuk kendini sence nasıl hissediyor? Unutulmuş, terk edilmiş, anlaşılmamış, çaresiz, kimsesiz, üzgün. Yoksa tam tersi mutlu, coşkulu, hevesli, heyecanlı. Hangisini hissediyor sence o çocuk? Fark edebiliyor musun? İşte o çocuk, senin 3 yaşındaki halin. O çocuk her ne hissediyorsa, ne yaşamış da bunu hissediyor. İster kendin sorgula, ister git o çocuğun yanına, önünde diz çök ve ona sor. Ne yaşadın da şu anda bu durumdasın? O çocukla bu konuyu konuşabilmen için sana biraz zaman vereceğim. Bak o çocuğun gözlerinin içine. Ne görüyorsun gözlerinde? Peki ne hissediyorsun? Senin şu an içindeki duygun ne? Kendine kızgın mısın? Pişmanlıkların mı var? İyi kilerin mi var? Üzüntülerin mi var? Terk edilmişlik, yok sayılmışlık, sevilmemişlik. Ne hissediyorsun? O çocuğun gözlerinin içine bakarak ona sevgi dolu sözcükler söyleyebilir, ondan özür dileyebilir. Onu unuttuğun için af dileyebilirsin. İçinden o çocuğa ne söylemek geçiyorsa hepsini şu anda dile getir. Bu 3 yaşındaki çocuk senin 3 yaşındaki halin. Onu özlediğini söyleyebilirsin. Unuttuğun için özür dileyebilirsin. Ona teşekkür edebilirsin. Her zaman yanında olduğu için ona minnettarlığını ifade edebilirsin. Her ne istiyorsan şimdi rahatlıkla bu çocuğa ifade et. Sana onun için biraz zaman vereceğim.
Şimdi o çocuğa sımsıkı sarıl. Başını okşa. Yanağından öp. Onu kokla. Ve ona iyi ki varsın de. Onu bir daha asla unutmamak üzere ve o saf tertemiz seni, çocukluğunu içinde yaşatmak üzere sımsıkı sarıl ve kendi bedeninin içine al. Artık bu çocuk senin bedeninin içinde tam kalbindeki tahta oturmaya başladı. Şimdi ayağa kalk. Ve hemen sağ omuzun hizasında bir ayna göreceksin. O aynanın karşısına geç. Kendi gözlerinin içine bak. Ve kendine söylemek istediklerin, şimdiye kadar hiç kimseye söyleyemediklerin, sırların, korkuların, pişmanlıkların, üzüntülerin, keşkelerin, her ne varsa yüreğinde büyüttüğün ve hatta kendine bile itiraf edemediğin ne varsa hepsini bu aynada kendi gözlerinin içine bakarak anlat. Sana bunun için biraz zaman vereceğim. Şimdi aynada gördüğün seni, şu cümleleri tekrar et. Her ne yapmış olursam olayım, kendimi olduğum gibi seviyorum ve onaylıyorum. Keşkelerimle, hatalarımla, pişmanlıklarımla kendimi olduğum gibi seviyorum ve onaylıyorum. Her ne yapmış ve yaşamış olursam olayım, iyi ki yapmışım, iyi ki yaşamışım. Onlar benim tecrübelerimdi. Ve bugünkü beni inşa etti. Şükürler olsun. Aynadaki yansımana seni olduğum gibi kabul ediyorum, seviyorum ve onaylıyorum deyin. Kendi gözlerinizin içine bakarak bu cümleyi 10 kez tekrar edin. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum.
seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Aynanın içindeki yansımanız da aynanın içinden çıkıp sizin bedeninize girsin. Kendini onaylayan, kendini seven ve kendini olduğu gibi kabul eden siz, bedeninizde 3 yaşındaki sizinle bir bütün haline gelin. Şimdi tamamlanmış, kendini onaylamış, 3 yaşındaki halini de içine almış olarak yavaş yavaş az önce geldiğiniz koridordan kalp çakranıza doğru yol alacaksınız. Ondan geriye doğru saydığımda kalp çakranızda kalbinizden yaydığınız enerjiyle buluşacaksınız. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Şu anda kalp çakranızdasınız ve halen her yeri yeşil ve pembe enerjiler saçmaktasınız. Ayaklarınızdan çıkan köklerle dünyanın merkezine bağlı kalmaya devam edecek, Yaradan'ın katmanından gelen enerjiyle Yaradan'ın katmanına bağlı kalmaya devam edeceksiniz. Kalbinizde birleştirdiğiniz bu enerjiyle dünyaya ve canlılara sevgi vermeye, vicdan ve merhamet dağıtmaya devam edeceksiniz. Şimdi kalbinizden bu enerjinin yine dışarıya doğru çıktığını ve adeta sizi bir küre içerisine aldığını hayal edin. Siz kendinizi bir kürenin içerisine bu enerjiyle aldıktan sonra ayaklarınızın altından dönen, dünyanın etrafını sarmış olan bu yeşil ve pembe enerjilerde dünya ile birlikte sizi bir küre içerisine alacak. Etrafınızda adeta yeşil ve pembe renklerden oluşan bir enerji küresi göreceksiniz. Sanki bir yumurtanın içerisindesiniz ve etrafınızda dönen yeşil ve pembe renklerden oluşan bir enerji kalkanı göreceksiniz. Bu enerji kalkanının içerisine sadece sevgi ve pozitif enerjiler girebilir. Bu kürenin dışından gelen siyah renkli güller görün. Bunlar gelip küreye çarparak içeri giremediğini ve kaynağa geri gittiğini görün. Pembe renkli sevgi güllerinin geldiğinde bu küreyi aşarak size ulaştığını
ve onları elinize aldığınızı görün. Bu küre sizin koruma kalkanınız ve bu kürenin içerisine sevgi ve pozitif enerji dışında hiçbir şey giremez. Bu küre sizin aura alanınızı ve çakra alanınızı koruyan koruma kalkanı. Kendinizi bu kürenin içerisinde huzur ve mutluluk içinde görebilirsiniz. Hem 3 yaşındaki siz, hem kendiyle barışmış olan siz, şu anda koruma kalkanının içerisindesiniz. Şimdi derin nefeslerle, tam da bu halde kalarak, hem dünyaya, hem Yaradan'ın katmanına bağlı ve hem de koruma kalkanının içerisinde şifalanmış çakralarınız ve aura alanınızla birlikte yavaş yavaş bedenimizi uyandırmaya sıra geldi. Derin diyafram nefesleriyle yavaş yavaş bedeninizi hissetmeye başlayın. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ve nefesini verirken yüzünde bir gülümsemeyle rahatlamış olarak gözlerini yavaş yavaş açabilirsin. Sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermeyi unutma sevgili can. Onlara yapacağın her türlü iyilik ve güzellik sana katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutma, mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7, 7, 7. Aktif. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linki videonun açıklamalar kısmında bulunmaktadır. Bana destek olmak isterseniz veya tüm eğitimlerden faydalanmak isterseniz Yakut eğitim paketine katıl üyeliği yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın canlar. Gününüz gününüzden âlâ olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.